Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Shadow Fight 2 Special Edition bölümü ile karşınızdayım. Ben Ata. Shadow Fight 2 Special Edition'da kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En sonki Shadow Fight 2 Special Edition bölümünde sevgili arkadaşlar, Sensei'nin hikayesinin 3. bölümünde başlamıştık. Eziyet adında bir hatunla mücadele etmiştik. Ardından tam gaz klasik ilerlemeye falan devam etmiştik. Ben turnuvayla meydan okumayı bitirdim çünkü şöyle bir karar aldım. Madem hani bir yandan Sensei'nin hikayesini oynuyoruz, bir yandan da anılarımızı falan depreşiyoruz, o zaman şöyle yapalım dedim. Hani buraları ben bitireyim. Buraları ben bitireyim direkt. Kasabın korumalarındayız mesela. Kasabın korumalarıyla, yani bossların korumalarıyla ardından boss'u kendisiyle oynayalım. O şekilde daha eğlenceli olur, daha güzel olur diye düşündüm. Neyse. Shadow Fight 2 Special Edition serisini izlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olsunuz hem de başka oyun serilerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Şöyle öncelikle klasik olarak hayır sen kuşa zarar verdin, aşkıma yaptığın bedeni ödeyeceksin falan. Hübele hübele. Bir tane şuradan bir dövüş yapalım. Bir elimi ısıtmak istiyorum. Çünkü en son Shadow Fight 2 videosundan beri yani 4 gün oluyor galiba. 3 veya 4 gün. Neyse. Shadow Fight 2 falan hiç oynamadım. Hani elim ısınsın diye. Yoksa önce Sensei hocamızın hikayesini bitirmek istiyorum. En azından 3. bölümünü. Burada yanlışlıkla tutturdum. Olsun, perfect attık. Bir de biraz farklı bir silah kullanmak istediğim için bu silahı bir almak istedim elime. Ve ayağı da iyi etmişim. Bayağı da tokatladık. Bayağı da zeli bir şekilde tokatladık. 15 saniye sürmedi galiba toplam. Neyse abi. Tamam. Lütfen bağışla hübele hübele. Amacımız Shadow Fight 2'nin hikayesini bitirmek falan değil malum. Amacımız Sensei hocamızın hikayesini bitirmek. Hadi bakalım eski aralar. 3. bölümün 2. dövüşü. Oyun çantaya girdi. Felsefe ezikleri içinde. Ben ise yalnızca bıçaklarla oynamayı severim. Benimle oynamak ister misin? Jilet. Gel bakayım sen buraya. Seninle oynamak için sabırsızlanıyorum. Fakat unuttuğum bir şey var. Katanamın tadına bakacaksın. Katanam seninle oynayacak. Ben değil. Sensei hoca değil. Katanam seninle oynayacak. Sensei'nin katanası seninle oynayacak kardeşim. Sen hayırdır? He? Böyle artistik yapınca Sensei hocayı dövebileceğini mi sandın ha? Gel bakayım buraya. Zınk. Hadi be, perfect atacaktım. Yat lan yere. Yat lan yere. Perfect atamazsam yere yatırarak döverim seni. Artiste bak ya. Yok bıçaklarla oynamayı severim falan. Kardeşim bizim de bir adabımız var ama biz bulsayız yoksa biz de bilirdik. Bıçaklarla oynamayı. Biz de bıçak seviyoruz ama koskoca Sensei usta bıçaklarla işi olmaz. Hadi bakalım. O katanasıyla düşmanlarını bir bir ezip geçer. Aynen bu şekilde. Hop zınk. Hop zınk. Bıçak dediğin, keskin silah dediğin böyle kullanılır. Yat aşağıya. Evet. Şimdi eski aralar etap 3'te. Genç Sensei genç kasaba karşı mücadele ediyor olacak. Hadi bakalım. Hiç kimse otoritemden şüphe duymaya cüret edemez. Aile bunu hiçbir zaman unutmaz. Canlı çıkamayacaksın. Demek öyle. Demek öyle kasap ha. Seni ben bir alt edeyim de. O satırların bir yer değiştirsin de. İsmin bir yer değiştirsin de görelim bakalım. Uf, acıdı. Bayağı acıdı hem de. Ama bu kadar yeter. Gel bakayım buraya. Allah. Lan oğlum yanlışlıkla vuruyorsun zaten. Yat aşağıya. Hop öfkesi var. Dikkat. Tek atar. Tek atar ama kolaydı. Ben sadece ona biraz avans vermek istedim. Biraz heyecan katmak istedim. Hiç şey yapmaya gerek yok yani. İnkar etmeye gerek yok. Zınk. Ah be vuramadım. Şöyle duvara sıkıştırdım kasabı. Hadi bakalım. Gel bakayım buraya. Hop. Hop. Zınk. Tamam öldü tamam. Hop. Perfect. Her zamanki gibi kolaysın kasap. Her zamanki gibi. Seni yenerken hiç zorlanmadım. Zorlanmamaya da devam ediyorum. Haha, tabanlarını yağlayan prense bakın. Yüzünü görmeliydin yaşlı adam. Gördün mü? Yeni arkadaşı omurgasız bir yalancı. Bana cevap ver. Shogun'un neden öldü istiyor? Ve bahsettiğiniz şu sihirli küre nedir?
Prens son nefesini verir vermez Shogun'ın benim yaşamama izin vermeyeceğini biliyorum. Allah Allah. Ben sadece bir aracım, harcanabilirim. Bu yüzden sana yardım etmeliyim. Evet. Bir kadın Shogun'ı tatlının onun olduğunu ikna etti. Küreyi alacağını ve büyük bir savaş lordu olacağını söz verdi ve tüm bunlar onun kölesi olmak için. Limana git. Shogun küreyi getirecek. Geminin varmasını bekliyor. Bu prensin tatlını kurtarmak için son şans. Eyvallah kasap kardeşim, eyvallah. Kendisi sırf ölmemek için bize yardım etmeyi kabul etti ve doğru bir tercih yaptı gerçekten. Bizim kasap kardeşimiz doğru bir tercih yaptı. Her ne kadar onursuz bir şerefsiz olsa da en azından doğru bir karar verdi. Neyse kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Şimdiki amacımız önce kasabın korumalarını yenmek, ardından kasabı kendisini yenmek. Anılar bir depressin bakalım. Ama anılar böyle güzel bir şekilde depressin. Yok öyle sıradan dövüşçülerle dövüşmek falan. Ben büyük oynamak istiyorum abi. Büyük oynamak istiyorum. Hop gel bakayım buraya. Ah acıdı. Lan dur. Lan dur. Hı. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Hop gel bakayım buraya boğa. Hop. Zınk. Zınk. Of suplexi beraber yat aşağıya bayır aşağıya. Hadi bakalım. Round 2. Şu anda gölgemiz Sensei Hoca'nın cosplay'ini yapmakta. Ondan dolayı şu anda Sensei Hoca'mızın katanasını kullanıyoruz. Yoksa tamamen istediğimiz silahı kullanıp çok daha rahat bir şekilde düşmanlarımızı paket ederiz yani sıkıntı değil. Ama bizim amacımız hani madem Shadow Fight 2 Special Edition oynuyoruz, bari onu adabına yapışacak şekilde oynayalım. Onun adabına yakışacak şekilde oynayalım hani. Sanki Sensei'den oynamaya devam ediyormuşuz hissiyatını vermek için bu katanayı kullanıyorum. Yoksa normalde benim favori katanam bu da değil. Hani böyle atılan katana var ya. Böyle tık yapıp sonra atılıyor. Neyse, problem değil yani. Ben her şekilde döverim zaten. Hop bir daha kafa. Hop bir daha kafa. Yat aşağıya redet. Daha doğrusu kızıl kafa. Neden Türkçe çevirmediler bilmiyorum ama. Neyse önemli değil abi. Önemli değil. Şöyle bir gel. Uf. Uf. Uf 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 uf. Kızıl kafa harbiden kızıl kafa oldu yani. Beynini dağıttım adamın. Beynini dağıttım. Evet kaldığımız yerine devam ediyoruz. Kulaklık takmak zorunda kaldım. Biraz fazla ses vardı çünkü bir de daha rahat konuşabilmek için bir kulaklık takma mecburiyetinde kaldım. Bu arada Shadow Fight izleyen yani bu dakikaya kadar izlemiş sevgili arkadaşlar için soracağım. Normal sesim mi daha iyi? Yani kulaklıksız şekilde mi daha iyi bir deneyim sunuyorum size? Yoksa kulaklıklı şu anki halimle mi daha iyi geliyor size? Yorumlar kısmında belirtirseniz çok tatlı olur. Çünkü ona göre ben daha fazla dikkat edeceğim. Hani kulaklıksız yapayım ya da kulaklıklı bir şekilde çekeyim falan. Hani yorumlar kısmında belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Şu an kasabın son korumasındayız. Bunu da dövdüğümüz anda ki dövdük. Hop zınk. Bunu da dövdük. Şimdi sıra kasapta. Meksika soğukluğu başarısını da aldık. Video olmuş 8,5 dakika. Şimdi kasabın kendisiyle şu anki orijinal kasapla mücadeleye geçiyoruz. Hadi bakalım. Yalnızca en güçlü kurtulur. Onları kesmek ve parçalamayı öğretecek, eğitecek ve yetiştireceğim. Şimdi sana farklı bir ders öğreteceğim. Hadi bakalım kasap kardeş. Hadi bakalım. Görüşmeyeli nasılsın? Nasıl gidiyor? Saçlara falan topuz yapmışsın. Bandana takmışsın falan. Hayırdır oğlum sana? Yani gerçekten şu bossların hepsinin eski hali çok daha iyi. Eski dediğim genç halleri. Tabii yaşlanıp biraz böyle kendilerine ekstra bir değişip bakıp şey yaptılar ama hani eski halleri yani daha doğrusu genç halleri kesinlikle çok daha iyi. Keşke öyle kalsalarmış. Neyse yapacak bir şey yok. Yani yargılayacak değilim ki yeterince yargıladığımı da düşünüyorum. Neyse abi neyse. Neyse hiç kanama falan da yemeyelim. Sen bir şöyle bir yat bakayım. Zınk. Çok güzel. İlk roundu aldık. Bakalım diğer roundlarda ne olacak. Malum katanamızın tılsımı işe yaramadığından dolayı biraz sıkıntı çekeceğiz. Hop yat bakayım yere. Şöyle bir vurayım. Ah acıdı. O deprem yapsa bu arada o kadar çok vurur ki. Uf suplex caves. Güzel abi. Aman diyeyim.
Orada satır olduğu için kasabın elinde hasarı gayet düzgün bir şekilde veriyor. Hani zorluk yüksek falan değil, silahtan dolayı. Hani zorluk işte yükseklerde olsaydı, zorda, ılgında falan olsaydı eminim çok çok daha fazla vururdu. Belki de zorluk şu anda zordadır, bilmiyorum. Ay. Ay, canımın yarısı GG. Canımın yarısı GG. Hop, yemezler. Yok öyle kolay kolay. Deprem yapayım da tek atayım falan. Oha, ne oldu lan? Ne oldu lan orada az önce? Çok saçma bir şey oldu orada. Ne oldu lan orada az önce? Allah Allah. Şu an kafam gitti orada. Şu an kafam orada takıldı abi. Oha ya. Bir tane çaktım, bir şey oldu ama. Sen şunu bir ye bakayım. Tamamdır, aldık. Yat aş. Hayır hayır hayır. Hayır. Ha. Oo. Az kalsın gidiyordu var ya, az kalsın. Şanslıyı başarısında aldık. Zaten başarı için zorluyorum şu anda kendimi ama değmez tabii ki. Neyse, ben cani değilim. Bu çocuklara bir hediye sundum. Gücüm ve şiddetin hediyesi göreceksin. Hübele hübele falan boş yapıyor kısacası. Bizdekiler de Wasp'ın bulunduğu adaya doğru yola koyuldular. Sahne 4, korsan tahtı. Sıradaki Shadow Fight 2 Special Edition bölümünde buradan kaldığımız yerden tam gaz devam ediyor olacağız. Ama önce tabii ki normal Shadow Fight 2'de Wasp'ın silahı ile önce Wasp'ın korumalarını ardından Wasp'ı alt ediyor olacağız. Bu bossları kendi silahlarıyla alt etme serisini bitirince arkadaşlar yine hile videoları, Titan modu, şu modu, bilmem ne modu falan, bu tarz videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar, haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynat basitinden başka oyun serilerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.